Yağmurlu bir Özdere sabahından hepinize günaydın. Bugün size yağmurda da nasıl kamp yapılır onu göstermek istedik ama önce manzaramızı paylaşmak istedim. Kalemlik Orman Kampı'ndayız Özdere'de. Araç üstü çadırımızla geldik. Burası şu anda karavan parkı gibi. Tüm karavancı dostlarımız kampa gelmişler. Şu an herkes uyuduğu için gayet sessizce yanlarından geçelim. Hem kimseyi rahatsız etmemiş oluruz. Ama çok tatlı karavanlar var. Görmenizi isterdim. Burada her marka karavanı rastlayabilirsiniz. Şöyle ormanın içinde manzaralarımız hep denize karşı. Şöyle ortak alanda lavabo yerleri var. Masalardan çadırların, karavanların yanlarına çekilebiliyor. Böyle ateşlerinizi boşaltabileceğiniz, mangalınızı boşaltabileceğiniz variller yapmışlar. Yine ortak çöpler. Ortak buzdolabı var. Elektriği kablosuna kadar sizin konakladığınız yerin yanına kadar çekiyorlar. Hatta ucunda ampulüne kadar veriyorlar. İşletmesi gayet güzel. Eğer buranın restoran kısmında yiyeceğiz derseniz fiyatlar da makul derecede. Şöyle ormanın içindeyiz. Bu arada şu anda Nisan fiyatları daha 2021'in fiyatlarını yansıtmamışlar. Ondan dolayı konaklama fiyatları değişmeden ki söyleyeyim. Çadır, araç üstü çadır bizden 50 lira aldılar. 2 kişi bir gece konaklamak için. Karavanlardan 75 lira alıyorlarmış. Ayrıca karavanınızı burada bırakmak isterseniz aylık 250 lira gibi bir rakam ödeyip güvenle burada bırakabiliyorsunuz. Şöyle mangal yeri yakmışlar. Mangal yerinde de ortak isterseniz burada hem külünü dökebileceğiniz yer olduğu için buraya bırakabiliyorsunuz. Tuvaletleri gazinonun içinde gayet temiz. Sürekli tuvalet kağıdı, sabunu, el havlusu bulunabiliyor. Şöyle de bizim aracımız şu an yağmur yağıyor. Ve araç yağmurda. Çadır da öyle. Şöyle bakarsanız yağmur damlacıklarını görürsünüz. Şöyle. Çok güzel, çok farklı karavanlar da var bu arada. Bir karavan almadan önce mutlaka bu tür bir karavan parkına gidilmeli. Kampa gidilmeli ve oradaki kişilerle paylaşımları sorgulanmalı. Çünkü hepsinin eksisini, artısını tüm kullanıcıdan dinleyebildiğiniz için daha doğru bilgiyi alabilmeniz hiçbir firmada bence mümkün değil. Yani yeni 2020 model bir karavanda ne eksikler olabiliyor? Ama aynı İngiliz yapım işte 19, yani 1965 model karavanda aynı eksikler nasıl tamamlanmış? Hepsini aslında insanlar birebir canlı yaşıyorlar. Mesela şu yeni tip karavanlarda en büyük sıkıntı eğer camını, ön camını bu şekilde alacak olursanız bu birkaç markada var. Nem bariyeri yapmamışlar. Nem bariyeri yapmadıkları için sabah ve bastonunuz, turbanız, her neyse kalktığınızda sıcaklık komple camın kenarındaki yatağı ıslatıyor. Ve herkesin tek şikayeti bu. Ama şu gördüğünüz İngiliz yapımı eski model karavanda camın içine küçücük bir nem şey yapmışlar. Nemi dışarı atabilmesi için küçücük böyle parçalar var. Plastik parçalar. Onlar da İnsanlar hiçbir sıkıntı yaşamadan içinde kalabiliyorlar. Yani bunları dikkat ederseniz alırken çok önemli detaylar. Çünkü tüm konforunuzu etkileyecek. Yani ıslak bir yatakla uyanmak istemezsiniz ki nefes alınan kalabalık olan her yerde ıslaklık oluyor. Şimdi biz manzaraya 2 gündür bakmaya doyamadık. Bu arada şurada küçük bir kumsalı var denize girmek için. Bu kumsaldan diğer tarafta da var.
Bu arada burası 22 hektarlık bir alan içinde, ormanın içinde. Ben orman yürüyüşü eğer yapacak olursam bugün oraları da size çekmek için gayret edeceğim. Şu an tamamen deniz kenarında olduğumuz için size de oraları gösterdim. Ama şu şekilde ormanın içinden giden, bu arada bir Ducato karavan gördük. Hiç bu şekilde tasarlananı görmemiştim. İçinde insanlar uyuyor, şey yapmak istemiyorum ama arka bagaj kapağına bakarsanız kesinlikle çok hoşumuza gitti. Çünkü yatağın alt kısmı ayrıca bir kapakta açılıp ikili kanat sistemiyle açılmadığı için normal şekilde hem yatağınız herkes tarafından görülmüyor. Hem mesela şu an burası kumluk bir alan. Normalde hafif rüzgarda karavanların içi şey olabiliyor. Hani toz olabiliyor. Onda bagajdan istediğinizi aldığınızda yatağınız hiçbir şekilde toz olmuyor. Bu arada burada UTV'ler var. Safari yapabiliyorsunuz. Ormanın içinde bir saatlik sanırım bir şeyi var, turu var. İşte yarım saati normal ormanlı yolda, yarım saati de böyle daha çok safari şeklinde. Fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 200 liraydı. Ayrıca çocuklarınızla da yapabiliyorsunuz. O zaman programınızı kısaltıyorlar. Şu şekilde. Burası restoran kısmı. Ayrıca tuvalete de buranın içinden giriyorsunuz. Dediğim gibi gayet temiz. Otopark alanı var. Buradan orman içeriye doğru gidiyor. Şöyle üstünü kapamışlar. Yine deniz manzaralı oturup bir şeyler yiyebiliyorsunuz. Yani Kalemlik Orman Kampı kesinlikle, yani kampçıların vazgeçilmezi, gördüğünüz gibi her yer karavan. Yani birkaç günlük gelenler de var ama aylık burada bırakıp gidip arabasıyla tekrar gelenler de çoğunlukta. Şöyle yeşilliğin içindesiniz. Yani size ne kadar yansıtabiliyorum inanın bilmiyorum ama burada olmak şu anda mükemmel. Hele bu pandemi ortamında böyle rahatça gezebiliyor olmak ormanın içinde. Burayı biz bilhassa seçtik. Yani hafta sonu yasaklarından dolayı çıkamayacağımızdan işte 3 gün vakit nasıl geçer diye pazartesi günü izinliyiz. Pazartesi dönüş yapacağız. Ama normalde de pandemide de PNR kodu buradan alıp yolculuk yapabiliyorsunuz. Bu arada bunu burada öğrendik. Kamp alanında, çünkü hani konaklayabildiğimizi biliyorduk ama giriş çıkış yapabildiğimizi, yolculuk izni olduğunu bilmiyorduk. Aynı otellerdeki gibi burada da size PNR kod veriyorlar. Bu arada hafif yokuştu. O yüzden böyle soluk soluğa bıraktı. Buralarda konaklama yerleri. O yüzden şey gidiyor. İşte karavanlar, çadırlar. Şöyle içinde evler var. Çok küçük konteynerler yapmışlar. Yine deniz kenarında şöyle evler var. Bunlar da gecelik. Sanırım 250 ile 500 arasında büyüklüğüne göre konaklama yapabiliyorsunuz. 4 kişiye kadar. Çocuklu aileler var, onları da tercih eden. Çünkü şöyle bir manzaramız var. Ağaçların içinde. Yani çocuklarınız böyle çiçeklerin içinde. Bakar mısınız? Bahar çok güzel gelmiş. Biz de keyfini çıkarıyoruz. Evet, geriye döndük. Çünkü artık kahvaltı vakti. Sabah yürüyüşümüzü tamamladık. Bakalım kampta kahvaltı nasıl oluyor? Hangi malzemeleri kullanıyoruz? Gerçi bu kamp işi biraz şey. Bir sürü malzeme getiremiyorsunuz yanınızda. Belli malzemeler getiriyorsunuz. Ama hiç ummayacağınız şeyi en çok kullanıyorsunuz. Böyle aman lazım olur, şu çantanın şu kenarına atayım dediğiniz şey bazen en çok kullandığınız şey olabiliyor. En çok lazım olan şey tabii ki ocak. Burada elektrik verdikleri için normalde elektrikli ocak kullanılabiliyor. Ama bizim küçük tüpümüz ve Nurgaz var biliyorsunuz. Daha önce çekmiştim. Ondan dolayı ocak konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. İsterseniz burada restoran kısmında da yiyebilirsiniz ama işte kampçılığında o şeyi var ya, böyle hemen yakacaksınız, yiyeceksiniz. Bu arada gece çok güzel ateş yaktık. Size aslında önce onu göstereyim kahvaltıya geçmeden önce. Bu çamaşır makinesinin tam buradan komşumuz
Şöyle bir ateş çukuru yapmış. Çok basit bir düzeneği. Normal. Hurdacıdan almış. Altına 3 somun kaynattırarak vidalı bir şekilde ayak yapmış ve o şekilde kullanmış. Biz çok hoşumuza gitti. Biraz sonra hatta videoya ekleyeyim. Ateş başında, ateş içinde nasıl yanıyor, gece nasıl bir keyif verdi. Çok güzeldi gerçekten. Hani küçük bir fikir olabilir. Bu büyük bir kazan. İsterseniz araba masasını derseniz küçüğünü de alabilirsiniz. Burada hala size manzarayı göstermek istiyorum. Mükemmel değil mi ama? Sabah böyle bir manzaraya uyanmak. Hem de bu pandemi gününde. Yağmur çiledi, geçti. Şu anda bulutu var ama yağmur yok. Ve bu arada dalga sesini bilmiyorum duyuyor musunuz? Tüm gece bu sesi duyuyorsunuz. Bence bu kampın en güzel yanı bu oldu. Kahvaltı soframızı hazırladık. Çayımızın demlenmesini bekliyoruz. Şöyle tentemizi açtık. Valla tente ve çadır yağmurda bile keyfimizden ödün vermememize neden oldu. Elektrik prizlerimizi şöyle tüpümüzü buraya koyduk. Bagajdan hani ıslanmasını hem tenteye de sıcaklık vermesin diye. Diğer bütün eşyalarımız şurada kapalı odasında. Şöyle hatta biraz daha uzaktan alayım ben sizi. Çünkü yakın çekim gibi oldu. Şu şekilde. Aslında bayağı da bir yer kaplıyoruz yani. Üzerindeki yağmur suları, damlaları geçmiş durumda zaten. Aktı geçti. Bakalım bir daha. Şu anda gökyüzünde bulutlar böyle dağılıyor görünüyor. Umarım tekrar yağmur gelmez. Hadi kahvaltı keyfine. Böyle kuş sesleriyle sabah yürüyüşünüzü yapmak efsane. Böyle kocaman ağaçların altına masalar koymuşlar. Bunlar günübirlikçi misafirler içinmiş bu taraftakiler. Yani günübirlikçi olarak da gelebiliyorsunuz buraya. Çadır alanlarına zaten günübirlikçilerin girmesi yasakmış. Ateş kovalarının içinde ateş yakabiliyorsunuz. Ormanlık alan olduğu için normal yerde ateş yakmak yasak. Ateşinizi mutlaka söndürmeniz gerekiyor. Hatta sabah gösterdiğim şey konteynerlara da ateş çöplerinizi atabiliyorsunuz. Videoda ne kadarı çıkıyor bilmiyorum ama şu arkadaki kuşun sesi efsane. Ben şu an resmen sese aşık oldum. Sizlere anlatacak hiçbir şey bulamadım. İçin, o huzurun içinde kendim kaybolmuş durumdayım. Şöyle çocuk parkı var.
Yine burada da yine şöyle göstereyim. Mangal yakma yerleri yapmışlar. O yukarıda karavanların olduğu yerde olanlar gibi ortak noktası var. Karşıda lavaboları var. Yine böyle masalar var. Bu evlerin olduğu yerlerin arasında tel örgüler var. Orayla sınır. Orman daha bu tarafa doğru, içe doğru gidiyor. Dediğim gibi 22 hektarlık bir alana sahipmiş. Şöyle telinizle geldiğinizde mangalı burada yakabiliyorsunuz. Dediğim gibi ormanlık alan olduğu için yerlerde yakmak yasak. Şöyle küçük çekişmelerini koymuşlar. Bir günübirlik için çok ideal. Şurada yine yola çıkıyor. Burada bu yerlerdeki kozalaklardan, işte şu kırılmış ağaçlardan topluyorlar. Şu her yerde kırılmış dallar var gördüğünüz gibi. Bu dallardan topluyorlar yerdekileri. Ve size traktörle getiriyorlar. Ücretsiz bir şekilde dağıtıyorlar. Hem burada yolları kapamıyor. İşte ormanın nefes almasını sağlıyormuş. Bu sesi bunun için çalışan insanları var. Bu yerdeki yani kopmuş, işe yaramayacak şekilde olanları insanların yakması için getiriyorlar. Bu da çok güzel bir detay. Ha, burada duşlar varmış. Şimdi yanından hızlıca geçiyordum ama hani olur da buraya bir günübirlik gelmek isterseniz bilginiz olsun diye çekmek istedim. Şurada duşlar var. Yine etrafında masalar. Karşıda tuvaleti var. Hatta sanırım buraya çadır da kuruluyor. Çünkü şurada bir trafo dağıtım merkezi görüyorum. Elektrik dağıtım merkezi. Öyle birkaç yerde var karşıda da. Demek ki buralara yazın çadır da kurmaya izin veriyorlar. Biz sadece günübirlikçi olarak düşündük ama bu şekilde. Evet. İçeride bir paintball alanı da varmış. Daha önceden muhtemelen kullanılıyordu. Şu an kullanım dışı gibi görünüyor ama yazın belki tekrar aktive ederler. Şöyle. İçerisi kuşların mekanı olmuş. Kanatlarının altı mavi renk bu arada bu kuşun, zıplayan kuşun. Evet, şöyle tavalesi de var. Olur da yolunuz düşerse bu da farklı bir etkinlik olarak değerlendirebilirsiniz. Şu ağaca bakar mısınız? Renkler o kadar canlı yeşil kalmış ki. Bu arada biz sanırım arkadaş olduk. Önce uçuyor. Daha sonra tekrar konu olduğumuz yerin yanına geliyor. Bir tık büyütebilirsem. Bakar mısınız? Kanatlarının kenarları mavi. Çok güzel bir rengi var. Evet. Maalesef bir tatilimizin daha sonuna geldik. Kalemlik Orman Kampı'ndan çıkıyoruz. Şansımıza yağmur şimdi başlıyor. Gece rüzgarlıydı ama yağış yoktu. Şöyle yürüyerek geçtiğimiz yollardan şimdi araçla çıkışımızı yapacağız. Genelde karavan kampı daha çok ön planda.
Hani karavanlı aileler daha fazla. Ama çok güzel ya. Yani denizde o kadar böyle sesini duyarak uyuyabiliyorsunuz ki gece. Birçok yerde bu konfor maalesef ki yok. Burası o yüzden bizim çok hoşumuza gitti. Hem ormanın içindesiniz, hem manzaranız mükemmel. Kuş sesleriyle uyanıyorsunuz. Yani dostlarınız kediler ve kuşlar oluyor. Çok güzeldi. Çok ilgimi çekti. Hiç köpek görmedim. Keçi vardı bir tane. Oğlak hatta değil mi? O küçük oğlak. Oğlak biberonla beslemişler. Annesi ölmüş. Burada biberonla beslemişler. O biberonla besleyen kişiye o Yaptılar. kadar sadık şekilde... Aa, sincaplar. Gördün mü? Ama şey ben görüyorum da kamerada çıkıyor Gördüm. ama. Buradan aç. Ha, şu an Buradan. sincaplar bakarsanız aynı güzel oynuyorlar. Ya nasıl Nasıl gideceğim güzel ya. buradan? Gördüm, görüyorum şu anda. Evet. Ay nasıl güzel ya. Kaçtı ağaca. Ağaca tırmanıyor. Ya bu kadar ormanın içindesiniz işte. Ay sincap dostlarımızı unutmuştuk Olkan'cığım. Hemen kendilerini hatırlattılar gördüğünüz gibi. Çok güzeldi gerçekten. Biz çok keyif aldık. Gelecek olan herkese de tavsiye ederiz. Yer çadırıyla kalan çoktu. Onlar için ayrı bir yer yapmışlar. Araç üstü çadır çoktu. Şans da hepsi bizim markaydı. Aynı marka, geneli aynı modeldi. Talebin bayağı fazla olduğunu burada bir kez daha fark ettik araç üstü çadıra. Ve ne kadar doğru karar verdiğimizi. İçeriye su almadı. Yani biz yağmurda kamp yaptık. Dün akşam yağmadı ama ondan önceki gece bayağı şeydi, yağmurluydu. Brandamız çok işe yaradı. Dün birçok karavancı, tentesi olmayan birçok karavancı burnunu karavanından çıkaramazken biz tentenin altında yağmurda mükemmel kahvaltı keyfi yaptık. Akşam yemeğimizi yedik. Yağmur yağdı arkasından. Hiçbir şekilde ıslanmadık. Güneşten korudu. Yani küçücük ayrıntılar sizin çok konforlu tatil yapmanızı sağlıyor. Böyle bir yoldan Kalemlik Orman Kampı'na elveda diyoruz. Hiç gidesim yok açıkçası. Bu tatil hiç bitsin istemedim. Çok uzun zamandan sonra kamp yapmaya karar verdik. Okan'ın mesailerinden ve şu an çıkış kapısındayız. Ama şu an en güzel olan Türk bayrağımızın orada asıl olduğunu bilmek. Şöyle bir giriş yapayım.